Herkese selamlar. Ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım? Umarım keyifler her şey yolunda gidiyordur. Ne yapıyoruz? Doğrusal denklemlere başlıyoruz. İlk mevzumuz birinci dereceden denklemler. Denklemleri yedinci sınıftan az buçuk hatırlıyorsunuz. Birazcık üstüne de koyarak problems etraflarında gezinerekten sizlere bunu tekrardan hatırlatacağım. Ve tabii ki de sekizinci sınıf müfredatı çerçevesinde devam edeceğiz. Tamam. Dolayısıyla sen hala aramızda değilsen eğer şöyle bak yeni öğrendiğim kalp hareketinde yaparak hepinizi seviyorum ve hepinizi aramızda görmek istiyoruz efendim. Yeni gelenler de bu arada hoş geldiler, sefalar getirdiler. İyi ki geldiler, iyi ki sizler geldiniz tamam mı? Dolayısıyla gelmemiş olanlar, hala abone olmamış olanlar da hemen şuracıkta, üstte bir yerde ya da altta bir yerde olsa gerek. Abone ol butonuyla aramıza katılabilirsiniz ve bu LGS serüveninde öncesinde sonrasında müthiş taktikler de vereceğimiz bir döneme de gireceğiz. Hiç merak etmeyin. Böyle LGS'de fulleten taktikler sadece LGS için Partikül Matematik kanalında bulacağınız taktikleri ben sana söyleyeceğim. Onları kaçırmamak için abone olmayı unutma. Videoyu da beğenerek bize de destek olabilirsiniz dedim ve hop şakkadan aksine ders ekranıma aldım. Birinci dereceden denklemler karşında o zaman ilk sayfamızda yani tanımımızla başlıyoruz. Şimdi sana tabii denklem tanımı biraz basit gelebilir. Yani nedir? içerisinde bilinmeyen bulunan eşitliklere biz denklem diyoruz. Burada bilmen gereken iki tane ee, tabir var diyelim. Hani tabir de nedir? Ee, denklemi çözdüğünüzde hani o eşitliği sağlayan bilinmeyeni bulduğunuzda biz ona denklemin çözüm kümesi diyoruz ya da denklemin kökü diyoruz tamam mı? Bitki kökü değil, Zıkkımın kökü hiç değil. Bu denklemin kökü tamam mı? Dolayısıyla da ne yapıyorsunuz? Denklemin kökünü bulmuş oluyorsunuz x'i bularak tamam. mı? bitki kökü var, zıkkımın kökü var bir de denklemin kökü var. Bunları unutmayalım. Hayattaki 3 tane kök böyle karşımıza gelebilir. Şimdi o zaman sevgili gençler ilk örneğimize hemen bakalım. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz demiş. Hemen bulalım. Nasıl çözüyoruz? Şimdi dediğim gibi 7. sınıftan bu denklem mevzularından haberdarsın. Dolayısıyla direkt giriyorum ben olaya dalıyorum. Tamam Mekana direkt dalıyoruz. Artı 5'i karşıya zıplatıyorduk. Nasıl? Eksi 5 yaparak. Yani diyorduk ki 7x eşittir. Ve sağda zaten eksi 23 var. Artı 5 de oraya eksi 5 geçer. Dolayısıyla bakıyorum ben sağ tarafta kümelenen arkadaşlarımız. Eksi 23 ve eksi 5. Eksi 23, eksi 5. Eksi 23. 23 tane düşman demek. 5 tane daha düşman etti sana 28 tane düşman. O zaman bizim sağ tarafımız eksi 28'miş. Dolayısıyla 7 tane x eksi 28 ise bir tanesini bulacağız. Bize x yalnız başına lazım. Yani aslında bu denklem konusundaki mevzunuz şu. X'i tenhada kıstırmaya çalışacaksınız. Tamam mı? Olay bu. Dolayısıyla ben bu x'in yanındaki 7'den kurtulmak için her iki tarafı 7'ye böldürüyorum. 7'ler çatçut teoremiyle biliyorsunuz Meli Hoca'nın özel teoremi çatçut teoremiyle gidiyor ve x yalnız kalıyor. Dolayısıyla eksi 28'i 7'ye böleceğim. 28'i 7'ye bölsem zaten 4. Eksinin artıya bölümünden de eksi. Al sana çözüm kümesi. Tamam yani bunu işte küme şeklinde de gösteririz de hadi oralara girmeyelim. O senin karşısına çok çıkmıyor. Dolayısıyla x eşittir eksi 4 denklemin kökünü bulduk kökünü kuruttuk. Geldim yandaki örneğe. Gittikçe çirkinleşeceğiz. Hiç merak etmeyin böyle gitmeyecek örnekler. Hangi sayının 2 katının 6 fazlası aynı sayının 3 eksinin 6 katına eşittir diye bir soru gelmiş karşımıza. Şimdi bunları da yazmayı biliyoruz. Hangi sayının demiş ya şimdi bilmediğimiz için bu sayımıza ne diyeceğiz? X diyeceğiz. Ve bu arkadaşın 2 katının 6 fazlasını yazabiliriz biz. X'in 2 katı 2x, 6 fazlası da artı 6'dır. Kime eşitmiş bu arkadaş? Eşitmiş de kime eşitmiş? Aynı sayının yani yine aynı sayı x'in 3 eksiğinin yani eksi 3 bunun hani nın nin ekleri Meli Hoca'yı dinlediysen 7. sınıfta bunu anlattık. Parantez demekti matematikte. Nın nin eki gördüm x eksi 3 şakkadanak parantezimi kullandım. 6 katı bak 3 eksiğinin 6 katı. Dolayısıyla buna bir de 6 çarpanı ekledim. Bundan sonrası artık dağıtmaca işlemi yapıyoruz. Sol tarafa ellemiyoruz. 2x artı 6 kalsın. Bu 6'yı dağıtacağım. 6x, 6 kere 3'ten de eksi 18'imi yapıştırdım. Şimdi denklem nasıl çözülür? Küçükler büyüklerin yanına gider. Dolayısıyla 2x tutuyorsun kulağından böyle haşin bir şekilde bunu sıfırıyorsun, sıfıtıyorsun karşıya atıyorsun. 2x 6x'in yanına gelecek. Peki, peki nasıl gelecek? eksi gelecek. 6x eksi 2x olacak. Sol tarafta zaten 6'mız var ev sahibi. Eksi 18'e de vurdun tekmeyi karşıya zıplattın. Artı 18 geçti. Hoppadanak sol taraf ne oldu? 24. Sağ taraf 4x. E, her iki tarafı da bir zahmet. Neye böleceğiz? Hani x'i tenhada kıstırmaya çalışıyoruz ya. 4'e böleceğiz. Çünkü x'in yanında 4 var. Çatçut çut teoremiyle onları eledik. 24'ü 4'e böldük ve x'i 6 bulduk dedim ve geçtim cx birime. Şimdi işte çirkinleşeceğiz dediğimiz yere gelmiş bulunmaktayız sevgili LGS canavarları. Buralar kan revan olacak. Tansiyonu olan buradan sonra daha dikkatli izlesin. Ailenizden izin almadan lütfen gelmeyin. Sonra Allah koru ekran başına bir şey olur bak mesuliyet kabul etmiyorum. Benden değil ha. Şimdi dediğim gibi işler sertleşecek bu soruyu ben çözerim hocam ne var bunda diyen 100 kişiden 99'u şu an yok. Yok şu an o kadar söyleyeyim. Çözemedikten sonra yamulup gidiyorlar. Dolayısıyla sen de patates olmak istemiyorsan çok dikkatli dinle. Ciddiyet isteyen kazık soru bu. Kekmek değil efendim. Kazık, kap kazık tamam mı? Kakara yani. <laughs> Anlaşıldı mı? Şimdi denklemin kökü soruluyor. Tamam. Şimdi bir rasyonel ifade var bir kere. Bir kere görüntüsü korkunç. Lan hiçbir şey olmazsa görüntüden dolayı çözemezsin. <laughs> Dolayısıyla rasyonel ifadeyle karşılaşıyorsan ilk yapman gereken şey 1 numara. Payda eşitlenecek efendim. Payda eşitlenmeyen rasyonel ifade bizden değildir. Net. Burada 5 mi görüyorum? Bunu 4 ile çarparım. Bu 4'ü de 5 ile çarparım. Kendimi üzmem çok. Tamam mı? Karşı tarafta da hocam paydasında 1 var. E onu da 20 ile çarpabilirsiniz. Hani paydayı malumunuz. 20 yapmaya çalışıyorum. Bütün paydalar eşit olsun. Sonra ben hepsini cart diye sileceğim. Tamam mı? Silip yolumuza bakacağız. <laughs> Yalnız orada silerken çok önemli püf noktalar var. İşte kazık oluşunun kap kazıkının kapı oradan gelecek. Şimdi 4 ile bir çarpalım. 4 çarpı 9 x eksi 4 tamam mı? Bölü 20 oldu. Eyvallah. Eksi 5 ile çarpalım efendim. 1 eksi 3 x bölü 20. Harika. Eşittir. 27 ile de 20'yi çarptıracaklar bana şimdi bu yaşta. Kaç? 54 mi? Hop 540. Hop burası da 20. Temiz. Şimdi sen de yazın ki hocam burayı böyle cart diye çizeriz. Nasıl olsa hepsi 20 hocam. Payda işlemedin mantığı bu. Harikasın çok doğru. Amma velakin. Burada sevgili gençler çok dikkat ediyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken en önemli noktayı söylüyorum. Bu gördüğün rasyonel ifade var ya şu. Bunun başındaki eksi işareti rasyonel ifadedeki herkesi etkileyecek. Yani bu eksi böyle böyle dağılacak. Dolayısıyla buna dikkat edeceksiniz. Şimdi bak bir daha yazıyorum. Bak 4'ü dağıtalım. Dağıtarak yazalım. 4 kere 9 36 x. Eksi 4 kere 4 16. Şimdi eksi. 5 kere 1 5. Temiz. 5 kere eksi 3. Eksi 15 x diye yazmayacaksın. Bir de başında eksi var. Eksi eksi. Artı 15 x olacak. Tamam. Eşittir 540. Şimdi burada toparla. 36 x burada. 15 x burada. 40 51x mi yapıyor? Bak hatalıysam e, arayın filan. <laughs> Kamyon arkadan değil. Hatalıysa ara. Siz nereye arayacaksınız? Öyle bir numara yok. Verin miyim lan öyle zırt pırt arayacaksın sonra. Şimdi dolayısıyla 51x eşittir diyorum. Sağ tarafta bir 540'ım var. E, 14, 40, 50 orası tamam. Şimdi bu arkadaşlar eksi 16 ve eksi 5 diğer tarafa vurdunuz tekmeyi. Artı 16 ve artı 5 diye geçtiler. Ne oluyor orası? Hmm, 540, 556. 561 mi oluyor? Yanlış yapmadık değil mi? Bak orayı yanlış yaptıysam sizden bilirim haberiniz olsun. Bundan sonra çünkü cart-jurt 51'e bölüyorsunuz. Olaya da noktayı koyuyorsunuz. 51'ler biliyorsun cart-jurt teoremiyle gidiyorlar. X yalnız kalıyor. Şimdi 561 hocam 51'e bölünür mü diyeceksin? Bakalım bir kere var 51. Şuradan çıkarttın zaten burası 5. Hop adanak 1 mi kaldı? Dur bakayım yanlış mı yapıyoruz ya? Tamam ya bir sıkıntı yok. Devam. Devam ke. Bunu da bir kere deyip 51'i, 51, hop 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 çıktı 0. Demek ki x'i ne buldunuz? 51 buldunuz. Tamam mıdır? Anlaşıldıysa siliyorum. <laughs> Öyle hoca tribine gireyim mi? Yazdıysanız siliyorum falan. Bizde kalıcı. Bu videoyu git 15 sene sonra gel yine aynısını burada bulur izlersin. Tamam mı? Çocuklarınıza da izletin. Çayımdan bir yudum alıyorum. Ne, <laughs> kimse de demiyor hocam çayın soğumuş gelip bir değiştireyim falan yok. Hiç hizmet yok. Yeni gençlik hiç başka bir yerdesiniz ha. Geçti CX 2'ye. Şimdi yine bir farklı tarz bir soru. Bakalım çok karşıda çok çıkan sorular bunlar. Ne demiş? Dikdörtgen biç biçimindeki kağıdın çevresinin uzunluğu 57 birim olduğuna göre bana çevreyi vermiş. Allah razı olsun. Uzun ve kısa kenarların farkı kaçtır onu bul diyor. Şimdi gençler ben çevreyi biliyorsam yapıştırırım denklemi kurarım oradan da yürür giderim. Çevre ne demek? Şu 2x artı 20 ve bu 3x eksi 4'ten toplamından 2 tane var demek. Çünkü bir de bunların karşıları var ya hani. Dolayısıyla ben de ne yapıyorum? 2 çarpı diyorum. Ee, toplayalım şu arkadaşları. Bunu kafadan toplayacağım. 2x burada 3x burada 5x. Tamam mı? E, ee, artı 20 eksi 4'ten de artı 16 eşitmiş 57'ye. Hadi şunu bir dağıtıverin şöyle catır cutur. 10x artı 32 eşittir. 57 şey 50 57 evet 57 deyip 52 yazdım az önce. 32'yi de sıpıt karşı tarafa e, ee, 57 eksi 32 eşittir 10x. Hocam Hocam 10x'i şu an ne bulduk biliyor musun? 25 bulduk. Hocam yanlış çözdünüz. Hocam buradan x çıkmaz. Lan. X çıkmaz olur mu? Bak yine sinirlendim ya. Oğlum her video başlangıcında diyorum ki bu video sinirlenmeyeceğim. Bu video sakin kalacağım diyorum. Olmuyor. Dayanamıyorum. Yine kızdım. Çocuğum, yavrum, evladım sen geldin 14 yaşına. Affedersin ama eşek kadar adam oldun. Tamam mı? Dolayısıyla bundan sonra öyle x'i tam bulamadık hocam. Hocam x pozitif çıkmadı. Negatif çıktı hocam. Yanlış yaptın galiba falan. Fişman. Duymayayım. İki çimdik. Şöyle iki kere çekerim kulaklarınızı. X kesirli çıkabilir. X rasyonel çıkabilir. Yani kesir bölü şeklinde çıkabilir. Ondalı çıkabilir. Her şey olabilir. Dolayısıyla sakın o toplara girmeyin. Yani hocam tam çıkmadı falan. Fişman yok. Buradan hemen her iki tarafı biliyorsunuz çatçut teoremi yapacağız. Dolayısıyla X'i da kıstırmamız lazım. O yüzden iki tarafı ona böldüm. Ve X'i ne buldum? 25 bölü 10. 25 bölü 10. Şimdi bana demişti ki İkisi arasındaki fark kaçtır? Tabii ben şimdi uzun kenar kim kısa kenar kim bilmediğim için x'ler arasında Ha tabii hocam burası kısa kenar belli diyorsunuz da Ya belli olmaz işte her zaman da belli olmayabilir Dolayısıyla ben uzun kenarda kısa kenarı da laps diye bulacağım Yerine yazacağım ikisi. x'i buldum çünkü Hatta bir de sadeleştireyim mi 5'e böldüm 5 5'e böldüm 2 5 bölü 2'den yola çıkacağım Şimdi bak burada 2x artı 20'de ben x'i biliyorum Şu kargaşayı sileyim hadi x'i biliyorum yerine yazacağım kardeş 2 çarpı diyeceğim. X değil. X'i biliyorum. 5, 5, 5 bölü 2. E, artı 20'den. Hoppadanak burası ne gelecek? 2'ler gitti. 5 artı 20. 25. Diğer kenarda yapıyorum. Yine o şu kalabalığı sileyim. Diğer kenarda da 3 çarpı x. X'i biliyoruz canım. 5 bölü 2. Eksi 4. Eşittir. E, 15 bölü 2 değil mi? 15'in yarısı yani 7,5. E 7,5'tan da 4'ü çıkarın. 3,5. Hadi geçmiş olsun. İkisi arasındaki farkı soruyordu. 25 eksi 3,5 yapıyorum. Çat diye çıkartıyorum. Ve burası sıfır olur mu oğlum? Hiçbirinize söylemiyoruz ya. Biraz şu dersi dikkatli dinleyin. E, ee, 21,5 buluyorum. Olayı da burada noktalıyorum. Tamam. 21,5 çıktı kısa ve uzun kenar arasındaki fark. Birim demiş zaten hiçbir dönüşüm yapmadık. Hepsini birim cinsinden bulduk. Anlaştık mı? Jix 2'yi tokatladık. Yerde kan revan içinde bıraktık. O zaman Jix 3'e geçiyoruz. Şimdi yine denklemlerdeki en çok karşına gelen soru tarzlarından biri terazi. Dengede mi değil mi? Öyle mi? Böyle mi? Şöyle mi? Terazinin kefesindeki aralıklar verilmiş. Dengede durması için x kaç gram olmalı bunu biz bulacağız. Ya dengede duracaksanız sol tarafınız sağ tarafınıza eşit olacak. Dolayısıyla x artı 40 eşittir. 2x artı 10'a diyeceğim. Buradan da x'i laps diye bulacağım. Atıyorum küçük büyüğün yanına geçiyor. Yani diyorum ki 2x'in yanına o x eksi olarak gelsin. Sol tarafta 40 var. Bu artı 10'a da vurdum tekmeyi karşıya. Eksi 10 gönderdim. 2x'ten x çıktı zaten bir tane x kaldı. 40'tan 10 çıktı 30. Şak kadanak X elime geldi. Yine B çıktı ya. Cevap yine Bursa çıktı. 30'a yapıştırdık. LGS'de hocam sallasak hangi şıkkı sallayalım? Görüyorsun. Söylememe gerek yok. Tamam. Geçtim. Dördüncü soru. Ne sallaması lan? Parçkül matematik izleyen adam sallar mı? Sallamaz. Sıkıntı yok. Hepsini çatır çutur çözeceksiniz. Sonra da diyeceksiniz ki LGS'den çıkacaksın mesela. Hocam var ya ben bugün tokatlamadığım kadar <laughs> soru tokatladım hocam. Böyle sınav, sınav çıkışında söyleyecek. Ama böyle etrafta polis molis olur. Sadece o tokat kısmını duyar. Gelir seni böyle sınavdan çıkışta gidersin. Ben bir şey diyemem. O yüzden e, ee, laflarımızı dikkat edeceğiz. Tamam mı? <laughs> Şimdi bakıyorum yine jx 4 ve denklemlerle ilgili karşımıza gelecek böyle abidik kubidik değişik bir soru. Ne demiş bak K, N doğrusu birbirine paralelmiş. Şöyle bir paralellik var. ABC açısı verilmiş 3x bölü 5 artı 40. Aha da şurası. X eksi 20 de verilmiş EFB. Tamam. Buna göre diyor x kaçtır? Lan bir eşitlik bir şey neyin bir şeyler vereydiniz. Acık da şeker ataydınız da tatlansın. Ama yok. Dolayısıyla ne yapacağız burada? Şimdi sevgili gençler açıları hatırlayacağız. Yine 7. sınıf konusu yapacak Bir şey yok biraz geri dönüş yapacağız. Açılarda ne görmüştük biz? yöndeş açılar görmüştük. Bak aha da bu kardeşiniz bu kardeşiniz aynı yöne bakıyorlar. O zaman bunlar yöndeş açı. Yöndeş açılar neydi? Eşitti. E Bitti soru. Yani sanın, e, sana yaşatacakları zorluk bu kadardı. Bundan sonrası zaten denklem. Artık onu bir önceki soruda da yaptık. Ondan önceki soruda da. Yani denklemi şöyle yazdıktan sonra çözmesi çok da sıkıntılı değil. Dolayısıyla ne yapalım? Şu önce eksi 20'yi şu tarafa atalım bir artı 20 olsun. Yani ev sahibi 40 artı 20'si geldi buraya. Sağ tarafta x var. 3x bölü 5 biliyorsun küçük bir kardeşimizdir. Birden küçük. Dolayısıyla sağ tarafa eksi gönderiyoruz. 3x bölü 5 olarak. Şimdi sol taraf temizinden çıktı. Ulan ne kadar güzel. 40 artı 20. 60. Bize böyle sollarla gelseler keşke her seferinde. Ama geldiler mi? Şu sağ tarafı da yapacak bir şey yok. Bunu kolayı vardı. Neydi ya? Neydi? Çarp çıkar. Dolayısıyla 5 kere x 5x 3x'i çıkar 2x. O zaman buraya da diyorum ki 2x bölü 5. Aha da bitti. 2x bölü 5 eşitmiş 60'a. İki tarafta da ben şöyle 2 ile 60'ı sadeleştirdim. 2'ye böldüm iki tarafı da. 30. 5'i de karşı bölme durumunda olan 5'i karşıya çarpma gönderdim. x eşittir 30 çarpı 5'ten x eşittir 150 Çıktı. Tamam mıdır? X kaç dereceymiş? 150 dereceymiş. Hadi geçmiş olsun. Hoh demeden soru ee, bitmez. Hoh demeden video bitmez. Partikül matematik rahat edemez. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bir hohla karşınıza geldik. Yine denklemin biraz daha böyle değişiği. Karşınıza işte al sana yenilesi soru. Hocam yenilesi soru çözemiyorum. Al. Çözüyoruz işte. İyi dinle. Okulların işlevi. Şekil birdeki gibi tanımlanmış. Burayı iyi anlaman lazım. Bak ne yapıyor? Birinci ee, kısımda x var. Tamam. Bu anlaşıldı. Seste bir sıkıntı var mı? Yok. İnşallah gidip gelmemiştir. Birinci ok arkadaşımız mavi. Ve ne yapıyor? İçeridekini 3 çarpıyor. Tamam. İkinciye bakıyorum. Yeşil ve iki tane şöyle çubuk var. Tamam mı? O da ne yapıyor? İkiyi topluyor. İçeridekini iki topluyor. Ee, tamam. Bir sıkıntı yok gibi. Mavi renkli ok demiş. Sol tarafında bunu 3 katını alıyor. Diğeri de işte içindeki sayının iki fazlasını sağ tarafına boş kutuya... Bunları ben sana zaten şekil bir görür görmez şakkadanak söyledim. Şimdi soruya gelelim. Şekil 2'de. Aha da şu. Şu şekil 2. A ve B harfleriyle belirtilen kutularda bulunan sayılar birbirine eşit olduğuna göre. Onları bulacağım. Yetmiyor. Paşamız daha da fazla istiyor. Bir de diyor onlara eşitleyeceksin diyor. Eşitleyeceksin ve bana x'i bulacaksın diyor. Hı, <laughs> lan be. Tam böyle tenhada kıstırmalık bir soru. Biz de zaten onu yapacağız. X'i bulmamız gerekiyormuş. Hadi başlayalım. Şimdi X e, önce şuradan üst kutudan başlıyorum. E, mavi olduğu için 3 ile çarpacağım. 3X. Yeşil olduğu için 2 toplayacağım. Yani 3X artı 2. Sonra yine mavi olduğu için 3 ile çarpacağım. İşte dikkat. 3 ile çarptım. 9X. 3 ile çarptım. Artı 6. A'yı buldum. Laps diye buldum hem de. Hiç sıkıntı yok. Gelelim alttakine. Yine ne görüyorum alttakinde? Önce mavi ok görüyorum. 3 ile çarpacağım. 3x'i 3 ile çarparsam 3 kere 3 9x. Sonra yine mavi görüyorum. Bir daha çarptım. 27x. Hani 9x'i 3 ile çarpacağım. Tamam. 9 e, kere 3 27. Bitti. Sonra yeşil görüyorum. O zaman bu kardeşimize de ne diyeceğiz? 9 yazıyorum ya. 27x ve bunun 2 fazlası diyeceğiz. 27x artı 2. Şimdi al bunları eşitle. 27x artı 2 eşittir 9x artı 6. Tamam. Buradan da 9x'i al bu tarafa eksi geçir. 27x eksi 9x eşittir. 2'ye vur tekme ya. 6'nın yanına eksi geçsin. Tamam. Sağ taraf 6 eksi 2'den zaten 4. Sol tarafta 27'den 9 çıktın. 18x. 18 durur mu? Kudurdu. At karşı tarafa o zaman. O zaman da x'i ne buldun 4 bölü 18 sadeleştirirsek daha şık olur sanki 2'ye böldüm 2 bölü 9 en sade halini vermiş Bursa şıkkında. Yine Bursa çıktı Bursalılar tarafından bir büyü yapıldığını düşünüyorum artık bu konu çok ciddi araştırılsın Bursa ile araştırılsın partikül matematikle ilgili bir olay olabilir dedim ve geçtim. Niye hocam o zaman balık esir demiyorsun değil mi? B şık çıktığında balık esir diyelim bundan sonra. Ya da B çıktığında ne diyelim? Oylamaya sunuyorum. Al işte Partiküm Otomatik kanalında yeni oylama başlatıldı efendim. 3-5 video gidecek. B şıkkı çıktığında ne diyelim? Mesela işte Adana, Ceyhan, Denizli diyoruz ya. B çıktığında mesela Burak mı diyelim mesela? Berkecan mı diyelim? Ne diyelim? Baklava mı diyelim? İşte bu sorunun da cevabı baklavanın B'si olabilir. Bunları lütfen yorumlarda belirtin. Sizlerin görüşüne göre <laughs> ilerleyeceğiz. Çok saçma sapan şeyler de olmasın lütfen. Şimdi yandaki görselde ha hohun kralına geldik. İkinci hoh gerçekten bombastik bir hoh. Dikkatle bakalım. Soru çok korkunç. Görüntüden zaten görüyorsunuz böyle bardaklar, çanaklar. Zannediyorsun ki o bardak. Özüldüm. Ne oluyor lan? Oğlum neye üzüldün? Ulan saati bile üzdük be. Saati bile üzdük oğlum ya. Daha ötesi yok. Geçtim. Devam ediyorum. 5 adet özdeş karton bardağın toplam uzunluğunu vermişiz. Şurada x'i eksik yazmış. 7x artı 2. Zaten bakıyorsun 3x artı 2. 4x, 5x, 6x, 7x artı 2 çıkıyor. Şu anki 5 bardağın toplam uzunluğunu biliyoruz. Demiş ki soru. Eğer. If clause If clause'lu cümleler. Bunu da biliyor olmanız lazım. Yukarıdaki gibi değil yandaki gibi diye. Burada yan yazıp burada yukarıda yazmak. Nasıl bir dizgi hatası? 15 adet karton bardak iç içe geçirilseydi 512 oluyordu. Buna göre x kaçtır diyor. Şimdi bakınız. O zaman bana iki tane eşitlik veriyor aslında. 5 tanenin ee, cebirsel karşılığını biliyorum. 5 bardak iç içeyken. Bir de 15 bardak iç içeyken cebirsel bir karşılık bulabilirim. Çünkü özdeş bardakları x'li olarak yazarım. Ve onun da toplam uzunluğu 512 olarak gelmiş. O ben oradan x'i bulurum. Şimdi. Gençler 15 bardak geçmiş olsaydı iç içe. Bir kere ilk bardaktan dolayı 3x artı 2'niz cepte olacak mıydı? Olacaktı. Artı. Ondan sonra kaç bardak kalacaktı? 14 bardak kalacaktı. E her biri x olduğuna göre 14x diyecektiniz değil mi? Geçmiş olsun. Bunun da karşılığı işte neymiş? 512'ymiş. Al diyor buradan diyor bunu bitir diyor. 17x eşittir. Artı 2 eksi geçti. Direkt 510. Her iki tarafı da diyor x'i da kıstırmak için. 17'ye böl diyor. Çatçut devremi. 17'ler gitti. X eşittir. 510 bölü 17. Aa, bölünmez. Bölünmez olur mu oğlum? 51'e 17 bölümü 3. Yani x'i ne bulduk? 30. Bu kadar bir soru. Ne oldu? Hoh dedim korktun. O x'ler mixler yok bardak iç içe geçmiş dışta kalmış. Sen tabi bardak görünce o ne güzel çay içe zannettin değil mi? Çayı hocalar içer. Siz sınavdan sonra içeceksiniz. O kadar acele etmeyin bakın. Her şeyin sırası var. Dedim ve ödevi verip dersi burada noktalayacağım. Gençler partikülden EFSO'dan test 25'i partikülde de 42-43. testleri tokatlayabilirsiniz. Baktın Tokatlayamıyorsun. Bak burada zaten yazıyor. Melih Hoca ikisinde de çözümünü zaten yapmış. Kare kodu okutur. Karşına Melih Hoca'yı alır. Bir güzel tokatlarsın soruları. Sıkıntı yok. Sorular tokatlanmak için var. Bir de tabii ki de hazırlıklarınızı yaparken, planlarınızı yazarken de ne diyoruz? Partikül LGS defterini kullanabilirsiniz. LGS canavarlarına özel yazılmış ilk ve tek olmak gibi bir özelliğe de sahip. Dedim ve geldim tam ekrana vedalaşalım kapatalım herkes kendi yoluna gitsin sen sorularını çözmeye devam et bak ödevlerini verdim birinci derece denklemleri halledin koordinat sistemini sonra halledin onu önce paylaşmışız olabilir sıralar karışabilir bilgiler karışmaz ama tamam mı dolayısıyla bundan sonra da yine tak 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 doğrusal denklemlerde ilerlemeye devam edeceğiz takipte kalmayı abone olmayı unutma videoyu da beğenip artık çıkabilirsin. Bir sonraki videoda yeniden görüşünce de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.